Efendim çalışanların da emeklilerin de biliyorsunuz ulaşım meselesi var. Maaş zammı ulaşıma gitti, yolda kaldı. Lüks oldu baksana abi, indi bindi taksi. Taksi ücretleri böyle 90 lira oldu yani indi bindiye taksiye. Metrobüs 20 liraya geçti. Ne yapacağız abi biz böyle? Ben zaten askeri ücrete zam gelir gelmez hemen direkt ulaşımdan zam olacağını zaten biliyorduk. Sürpriz olmadı. Kazandığımın %50'sini ulaşıma harcıyoruz. Bir de zam geldi. Hani nasıl için içinden çıkacağız bilemiyorum. Gerçekten çok olumsuz etkileniyoruz. İstanbul'da toplu ulaşım araçları %18, taksi, minibüs ve servisler %28,09 zamlandı. İşe toplu ulaşım araçlarıyla gidip gelen çalışanların, özellikle de asgari ücretlilerin maaş zammını göremeden 13 Ocak'ta devreye girecek ulaşım zammıyla bütçeleri sarsılacak. Esenyurt'tan geliyoruz. Bir saat oldu yola çıkalı. Çemberlitaş'a gidiyoruz. İki dolmuş değiştiriyorum. Bir de metrobüs. Hafta sonları izinliyim. 22 gün çalışıyorum aylık. Yani 3500 lira benim aylık sadece yol masrafım var. Günlük 160 lira yol parası veriyorum yani. Sadece git gel. Asgari ücretle çalışan 26 yaşındaki tekstil işçisi Faruk Çiftçibaşı işe gidip gelmek için günlük 160 lira, aylıkta 3520 lira harcamak zorunda kalacak zamlı tarifeden sonra. Eğer evle iş arası uzaksa, aktarma sayısı artarsa ulaşım harcaması da katlanıyor. Ben hastanede çalışıyorum. Asgari ücret. Asgari ücret. Maaşım yeni zamla beraber 17.000 TL. Matematiğe döktüğünüz zaman 5.000 lira bir kere yola gidiyor. Sabah gidiş, akşam geliş. Uzak ilçelerden metrobüse ulaşmak için kullanılan minibüslerde en kısa mesafe ücreti 15 lira, uzun mesafe 20 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti de 8 liradan 10 liraya çıktı. İstanbul'da ulaşım zamları en fazla asgari ücretlileri zorluyor. Onların maaşı artsa da başta ulaşım katlanan masrafların altından kalkmaya çalışıyorlar. Ama sadece asgari ücretler de değil, asgari ücretten daha yüksek maaş alanlar da son ulaşım zamlarından çok dertli. Benim aylık masrafım şu anda 3000 liraya yakın. Serbest avukatım. Evim Kadıköy Göztepe'de. Mahkemeler oluyor. Bir günde 2 veya 3 mahkeme gezdiğim oldu. Bizi çok etkiliyor. Benim yanımda şu anda çalışan 2 tane eleman var. Aylık giderim 2'ye 3'e katladı. Bize bir gösteriyorlar, zam veriyorlar, 3 katı alıyorlar. Öğrenciler için aylık abonman ücreti de 212 liradan 250 liraya çıktı. Okullarına, yurtlarına toplu taşımayı kullanarak gelen ve giden öğrenciler de tıpkı çalışanlar gibi ulaşım zammından dertli. 212'den 250 oldu. Umarım daha fazla devam etmez bu artışlar. Gerçekten çok kötü hissettirdi çünkü burs almıyorum. Beylikdüzü'nden Beyazıt'a gidiyorum. Haftalık hani en azından 150 lira dolduruyoruz. Çok zor. Allah sorumuzu hayır etsin diyorum. Evet, Fransa'da Montpellier Belediyesi, bir büyük şehir, toplu ulaşımı bedava hale getirdi. Bu dünyada bu ölçüde ilk. İlginç. Pek çok şeyi değiştireceği söyleniyor. Yerel seçim yaklaşırken söyleyelim biz de. Bir kıymetli izleyicimiz, hani mülakat kalkacaktı, hani 3600 ek gösterge, hani deprem bölgesinde evler bir yılda yapılacaktı, hani emekliyi, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerdi, millet sürünüyor demiş.